Bütün izleyenlerimizi saygıyla selamlıyorum. Değerli arkadaşlarım, bu videomuzda dolarda tehlike hattı kırılmak üzere dedik. Nedir bu tehlike hattı? Neden kırılacak? Ve bu tehlike hattı kırılırsa potansiyel olarak dolar TL'nin ulaşacağı noktalar nerelerdir? İşte ilerleyen dakikalarda bu sorulara cevap vermeye çalışacağım. Yalnız burada önemli bir hatırlatmayı yapmak istiyorum. O da şu ki bu videomuz kesinlikle bir yatırım tavsiyesi değil arkadaşlar. Tamamen makroekonomik verileri ve siyasi verileri harmanlayarak dolar TL'deki olası hareketlerin ne olacağını cevaplamaya çalışan bir egzersiz. Dolayısıyla bu videoya bakarak al ya da sat sonucunu çıkarmamanızı rica ediyorum, önemli. Ancak bu tip videoları, raporları, haberleri elbette ki okumanız lazım. Bir fikir edinmeniz lazım. Ama edindiğiniz bu fikirleri lütfen aracı kurumlardaki yatırım danışmanlarıyla istişare ederek nihai kararınızı verin diyorum. İşte bu noktada başlangıç olarak dolar TL'de tehlike hattı neresi? İlk önce bunu bir açığa kavuşturalım ve bunu açığa kavuşturmak için de öyle sözle lafla değil, gelin dolar TL grafiğini bir açalım, grafiğin üstünde teknik analiz yapalım, nedir sıkıntı onu hep beraber yakından bir görelim. Değerli arkadaşlarım, Avrasya Yatırım'ın kanalında daha önceki videolarımızda dolar TL'nin teknik analizini yaptığımızda abonelerimiz hatırlayacaktır. 6.85 direncinin oldukça önemli olduğunu, 6.85'in kritik bir eşik olarak geçilmesi halinde yukarıdaki hedeflere doğru yürüyeceğini söylemiştik. Ama yaz aylarında bu 6.85-6.90 arasındaki hareketin geçilmeyeceğini de yorumlarımızda sizlere arz etmiştik. Şimdi yaptığımız o son yorumdan bugüne kadar haftalar geçti ve sizlere arz ettiğimiz teknik raporun başarıyla isabet kaydettiğini gördük. Neden arkadaşlar? Bakın, bizim analizlerimizde size ilk vurguladığımız nokta 6.85, yani şöyle birazcık daha büyüteceğim şimdi grafiğimizi, bu dolar TL grafiğimiz, kırmızı yatay bir çizgi koydum arkadaşlar. Bu çizgiyi daha önceki teknik analiz videolarımda da koymuştum ve 6.85'e dikkat çekmiştim. Bakın işte burada 6.85'in geçilemediğini görüyoruz. Burada tabii şimdi 6.85'e direnci koyduk ve harekete de baktığımızda, bakın şu sarı hareketler dolar TL'de bir günlük hareketleri gösteren çubukların birleşimi. Haliyle burada 6.85'in altına sıkışmış kalmış, bu 6.85 seviyesini geçememiş bir görüntü var. Ama işaret etmek istediğim şu olay arkadaşlar, bakın burada evet eyvallah 6.85 bir dirençtir, dayanacaktır dedik ama 6.85'in altında bu hareket devam ettiği sürece, yani birazcık böyle 6.75'lere, hatta bakın şuradaki 6.70'lere gerileyen bir kur olsaydı, teknik görüntü olarak gelecek günlerde çok fazla evhama ya da kendimizi çok fazla endişeye kaptırmazdık. Ama benim burada kafamı karıştıran nokta, beni tedirgin eden nokta şu. Bakın birazcık daha büyüteceğim. Sağlıklı fiyat hareketlerinde arkadaşlar yükselir geri çekilir, yükselir geri çekilir ya da yatay yapacaksa da bir bant arasında bu yatay hareketini yapar. Bakın burada ne yapmış? Burada 6.85 yapıyor, daha sonra 6.70 yapıyor, 6.80 yapıyor, 6.70'e geri çekiliyor. Yani aynen sağlıklı bir piyasanın gösterdiği emarelerdir. Nefes alır verir şeklinde fiyat hareketleri olur. Ama şuraya baktığımda 6.85 direncini işaret ettim ama 6.85'e yapışmış bir hareket görüyorum. Dolayısıyla bu gelecekteki günler açısından 6.85 fiyat seviyesinde aynen hani depremde fay hatlarını anlatırlar ya, fay hatlarının sıkışmasını anlatırlar ve bu fay hatlarının kırılması da aslında iki tabakanın birbirini ittirmesiyle oluşur ve fay kırıldı derler. İşte bakın burada da yavaş yavaş fiyat
6,85'i yukarı doğru ittirmeye başlıyor. Yani şu bölgede değerli arkadaşlarım bir sıkışma var. Bu bölgede bir gerilim birikmesi görüyorum. Ben teknik olarak yani şimdi işin siyasi ve ekonomik boyutlarını birazdan anlatacağım. Ama sırf teknik görüntüye baktığımda bile burada 6,85 seviyesinde ben gerilimin biriktiğini görüyorum. Dolayısıyla bakın siyaseti ve ekonomiyi karıştırmadım hala. Teknik olarak konuşuyorum. Teknik olarak bu 6,85 kırıldığında hedef olarak 6,98 ve daha sonrasında da hedef olarak 7 seviyelerine kadar, 7,20 seviyesine kadar gelebilir ki bakın onu da şöyle dirençlerle ifade edelim. 180 derecelik yatay çizgileri koydum buraya ve 7,20 seviyesine kadar da bunlar 7,22 şurası buraya kadar gelebilir diyorum. Ha, birazdan anlatacağım değişkenlerde mesela ekonomik ve siyasi hatalar yapılırsa arkadaşlar şuradaki sıkışma çok sert bir şekilde kırılır ve birinci ve ikinci direncimize doğru hareketler karşımıza gelir. Ama burada tansiyon düşürülürse, tansiyonun düşürülmesi halinde bakın zamanında 6,70'i görmüş. Bakın oraya da bir 180 derecelik yatay destek atalım. Normal şartlar altında bu 6,70'e de bir gevşemenin olması gerekirdi. Ama birazdan açıklayacağım nedenlerden dolayı 6,70'e bir gerileme olmadı. Ama sağlıklı bir harekette buraya gelmesini ben beklerdim netice itibariyle. Sözünüzü toparlayacak olursam 6,85 hayır alamet değil. Orada bir sıkışma var ve bu sıkışma yanlış politik ekonomik tercihlerle bizi yukarıda gösterdiğim birinci ve ikinci nolu dirençlere doğru kuvvetle muhtemel fırlatabilir diye düşünüyorum. Değerli arkadaşlarım grafiği gördük. Dolar TL'de 6,85 seviyesinde gerçekten büyük bir stresin sıkıştığını, gerilimin arttığını teknik olarak da çok rahat fark edebiliyoruz. Peki neden bu sıkışma var burada? Bunun dedik işte iktisadi ve siyasi gerekçeleri var. Siyasi ve iktisadi gerekçeleri burada kısaca başlıklar halinde belirtmek istiyorum. Neden? Çünkü bu başlıklarda eğer önümüzdeki günlerde kötüleşme görürseniz, negatif haberler görürseniz işte burada 6,85'in sert bir şekilde aşılma ihtimali de artacaktır arkadaşlar. O yüzden hazırlıklı olmanız lazım. Siyasi gerekçelere baktığımızda birincisi ne? Bunu geçtiğimiz günlerde çok konuştuk. Sosyal medyaya Türkiye'de bir yasak getirilmesi var arkadaşlar. İşte böyle bir yasak gelirse dış yatırımcı açısından bunun tek bir açıklaması var. Türkiye dünyadaki özgür ülkelerin arasından uzaklaşıyor. Demokratik değerlerden uzaklaşıyor. O zaman bizim yatırımlarımız Türkiye'de riske girebilir diye gönüllerine ve kafalarına bir soru işareti düşecektir. Ve buna bağlı olarak da zaten uzun bir süredir izlediğimiz dış yatırımcının çıkışı, kendi ülkesine dönüş süreci hızlanır. İşte böyle bir durumda arkadaşlar, böyle bir yasak haliyle yabancının tahvilden ve hisseden çıkışını artıracaktır. Buna bağlı olarak da dolar TL'de yukarı yönlü hareketlere kapı açacaktır. İkinci nokta şu, biliyorsunuz yeni avukatlık yasası var. Burada avukatların tüm illerde gösteriler yaptığını izledik. Elbette burada İstanbul Barosu'ndan yapılan açıklamalara baktığımızda eğer baroların yanına yeni yandaş barolar kurulursa işte bu baroların bir şekilde demokratik özgürlüklerini engelleyecektir diye düşünceleri var. Ve netice itibariyle baroların insan hakları davalarında bir taraf olma durumları var. Eğer bu olursa bir şekilde muhalefet yapan insanlar yargıya gittiğinde, yargılanmaya gittiğinde iktidar tarafından onların hakları ne kadar savunulacak, yalnız kalacaklar şeklinde barodaki avukatların açıklamaları var. Bunu istemiyorlar, buna karşılar, bölünmekten yana değiller ve bu da büyük bir siyasi huzursuzluk yaratıyor arkadaşlar. Şimdi bunda da sıkıntılı haberler alırsak işte bu da bizim 6,85 üstünde baskı yaratacak negatif haberlerden birisi olacak.
Gelelim ekonomik gerekçelere arkadaşlar. Ekonomik gerekçelere baktığımızda da bizim burada yıllardır anlattığımız aynı konu var. Tarımda ve imalat sanayinde reformlar yapmadık. İthalata bağımlıyız. Yarı mamul ham madde, tarımsal ürünler dışarıdan geldiği sürece de biz dışarıya dolar ve euro saçmaya devam ediyoruz. Ve kasadaki para bitiyor. Kasadaki para azaldığı zaman da alın size dolar TL'de yukarıya doğru hareketler karşımıza çıkıyor. Bakın. İhracatımız zaten küresel sağlık sıkıntılarından dolayı geriledi. Son rakamlara baktığımızda Mayıs ayında ihracatın %40, ithalatın ise %27 azaldığını görüyoruz ki dış ticaret açığına da baktığımızda sistem bozuk olduğu için ekonomi çalıştıkça ithalatı arttırarak bir dış ticaret açığı veriyoruz. Özellikle küresel sağlık sorunlarından önce ekonomi böyle hafif dönmeye başladığı zaman sanayicilerimiz ithalata yükleniyor, yarı mamul getiriyor. Bir bakıyorsunuz ithalat ufak ufak patlamaya başlıyor. Yani ne demektir bu? Dolarlar Almanya'ya, Çin'e, işte Amerika'ya, oraya buraya kaçmaya başlıyor. Bakın arkadaşlarım, son gelen rakam dedik. Hani %40 ihracatın azaldığı, ithalatın %27 azaldığı bir rakamdı. Ocak-Mayıs ayında 21 milyar dolarlık biz açık verdik. Bu yanlış sistemden dolayı. İşte bu yanlış sistem bizde kuru yukarıya doğru çeken en önemli gerekçedir diyoruz. Ve bu 21 milyar dolar 5 ayda arkadaşlar. Dönelim 2019'un tamamında ne kadarmış? 30 milyar dolarmış. 2018'de ne kadarmış? 54 milyar dolarmış. 2017'de 74 milyar dolarmış. İşte bu açık arttığı içindir ki Merkez Bankamızdan hani para çıkıyor, kaçıyor dedik ve rezerv yeterliliğine baktığımızda Merkez Bankamızın dünyadaki standartlara göre rezerv yeterliliğinin düşük olduğunu görüyoruz. Bakın burada çok küçük bir formül var arkadaşlar. O da şu. Bir Merkez Bankası'nın rezerv yeterliliği şu formüle bağlı. O Merkez Bankası'nın brüt döviz ve altın rezervlerini topluyorsunuz ve bu rakamı 1 yıl vadeli kısa vadeli borca oranlıyorsunuz arkadaşlar. Dolayısıyla şimdi bizim brüt döviz rezervimiz 53,2 milyar dolar, altın rezervimiz 38,4 milyar dolar. Bunu kısa vadeli borcumuza yani 164 milyar dolara oranladığımız zaman bu oranın 1 çıkması lazım. Yani borcun kadar rezervin olması lazım. Ama az önce söylediğim rakamları oranladığımız zaman 0,56 gibi yetersiz bir rezervle karşı karşıya geliyoruz. Toparlayacak olursak arkadaşlar, siyasetteki bu tansiyonu indirmezsek, ekonomimizde zaten böyle bir sıkıntılar var ki bunu da böyle kısa vadede çözme imkanı yok. Özellikle siyasi gerekçelerden dolayı 6,85'teki fay hatlarının kırılması olası olarak gözüküyor. Burada bitirirken iki tane önemli duyuru yapmak istiyorum. Bunlardan birincisi şu. Değerli arkadaşlarım, önceki videolarda söyledim. Bizim yatırımcılara yardımcı olmak adına dolar, borsa ve altın analizleri yapacağımız, işte bu üç piyasayı etkileyen siyasi ve ekonomik haberleri özet şeklinde vereceğimiz ve en önemlisi borsada bilanço analizi ve teknik analiz yapacağımız bir site. www.avrasyayatırım.com diye bir siteyi biz bitirdik. Bu noktada Volkan Kılıç Aslan'a teşekkür ediyorum. Eti Bilişim siteyi yaptı, bitirdi, bize teslim etti. Bir takım test girişleri yaptık. Siteyi açtım. İçinde test haberleri var arkadaşlar. Ama yakında oraya analizleri girmeye başlayacağız. Bunlar gerçekten kısa hap şeklinde dolar, borsa, altın analizleri olacak ve en önemlisi dediğim gibi bilanço analizleri vereceğiz burada. Teknik analiz yapacağız. Gerçekten size çok büyük katkıları ve faydaları olacaktır diye düşünüyorum. Twitter'da lütfen takip edin Avrasya Yatırım'ı. Nedir o da? Et işareti A büyük Avrasya alt çizgi Yatırım Y büyük arkadaşlar. Yatırım dediğimiz zaman et işareti Avrasya alt çizgi Yatırım dediğiniz zaman buradan biz analizi yaptığımız zaman Twitter'dan ilan edeceğiz. Bunları oradan takip edebilirsiniz. İkinci duyurum da şu. Bizim 14 Temmuz itibariyle borsaeğitimi.com diye bir eğitim sitemiz var. Online eğitim veriyoruz burada. Yeni kayıtlarımız başlayacak.
www.borsaeğitimi.com gerçekten sizin için bir B planı, bir emeklilik planı olabilir. Bir patron olursunuz, şirketiniz vardır, iyi para kazanıyorsunuzdur ama bakın arkadaşlar, başı olan her şeyin bir sonu var. Bir yerde yönetici olursunuz, memur olursunuz vesaire. Neticede hepimizin ek gelire ihtiyacı var. Bu siteyi bir inceleyin. Dolarda, borsada, altında nereden alırız, nereden satarız ve en önemlisi bakın bilanço analizi diyorum ki bu bilanço analizi gerçekten önemli. Borsada bir günde, 2 günde bazı kağıtlarda iyi kar geldiği zaman %10, %20 yaptığı oluyor ki işte dolarda bekliyorsunuz o kadar bir getiri yok ortalıkta. O yüzden önemli analizler burada sizlere öğrettiğimiz. Kafanıza yatarsa siteyi bir inceleyin, bize yazın. Bu dersleri beraber sizlerle icra edebiliriz. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Tekrar saygılar sunuyorum.